Hem Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda hem de Eczacıbaşı'nda forma giyen Hande Baladın bizlerle birlikte. Hande hoş geldin. Hoş buldum. Bu sezondan beklentilerin nelerdir? Nasıl bir uyum bekliyorsun oyuncularla birlikte? Sanırım antrenman yapmak için henüz zamanınız olmadı. Evet, daha fırsatımız olmadı. Bugün ilk antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Yani her zaman olduğu gibi çok güzel bir ortam var tabii ki burada. Yeni gelen oyuncular var. Ama bu zamana kadar hep karşılıklı oynadığımız oyuncular ve hep iletişimde olduğumuz oyuncular diyebilirim. O yüzden enerjimizin, kimyamızın çok çabuk bir şekilde birbirine geçeceğine inanıyorum. Sezon için tabii ki de çok heyecanlıyız. Her sene olduğu gibi oynadığımız her kupada şampiyonluğu oynamak istiyoruz. Hayalimiz ve hedefimiz bu yönde. Ve geçen sene ligde 26'da 26 yaparak ve tüm kupalarda final oynayarak çok küçük bir şekilde aslında kaybettik. Bunun hepimize iyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Bu kazandığımız tecrübeleri de bu sene sahaya daha farklı yansıtacağımızı düşünüyorum. Olimpiyat elemelerinde çok yoğun bir tempodan çıkıp geldiniz. Sanırım biraz dinlenmek için de vaktiniz oldu. Ama olimpiyatlarda karşılıklı oynadığınız, mesela Tiana burada ya da Avrupa'da birlikte oynadınız. Onlarla bir süre karşılıklı oynayıp şimdi aynı takımda yer almak nasıl bir duygu? Yani Tiana'yla ben 8, belki bilmiyorum 9. sene olabilir bu sene. Çok uzun süredir beraber oynuyoruz Eczacıbaşı'nda. O yüzden bu geçişlerimiz aslında çok yadırganmıyor artık. Birbirimizi çok uzun yıllardır tanıyoruz. Ama diğer oyuncular var tabii ki de. Takımımıza yeni katılan ve uluslararası platformlarda mücadele eden. Onlarla da yani çok tatlı kızlar. Biz de burada yani uzun yıllardır oynayan Simge, ben, Elif. Yani hepimizin iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Bu güzel arkadaşlığı da en güzel şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun haricinde bir de bu yaz çok güzel başarılar geldiği için artık gençler voleybolu çok ilgi duymaya başladılar ve artık sizi idol olarak görüyorlar. Bunun hakkında neler söylemek istersin? Çok güzel bir şey tabii ki de. Yani bunları kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Ben de küçük yaşta voleybola başladım ve ben de ablalarımı örnek alarak bu yolda ilerlemek istedim. Aynı şeyi şu anda benim küçük arkadaşlarıma yaşattığımı görmek ve yani takımın her bir bireyi aynı duyguları hissediyor. Bunları görmek çok gurur verici. Onlara diyebileceğim tek şey pes etmeden, yani bu yolda eğer gerçekten bu yolda yürümek istiyorlarsa önlerine hep engel çıkacak. Bu engelleri güçlü olduklarına inanarak bu engelleri pes etmeden aşmalarını diliyorum ve söylüyorum. Teşekkür ederim.